Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Tarımın Nabzına, Tarım Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün arıcılığı konuşacağız. Sürdürülebilirlik kavramını tarımsal üretimde, özellikle bitkisel üretimde, sürdürülebilirlik kavramını taşıyan sosyal böceklerden, hayatımızın hayati öneme sahip canlılarını konuşacağız bugün programımızda. Konuğumuzla birlikte, konuğumuz İstanbul Arı Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın Sezer. Sayın Sezer merhaba. Hak ettikleri değeri atfettiğimizi düşünüyoruz kurmuş olduğumuz cümlelerle, öyle değil mi arılar? Evet, gerçekten çok ufak canlılar ama kendilerinden çok söz ettiren ve tabiatın dengesini ayarlayan özel sosyal canlılar, böcekler. Sosyal böceklerimiz, olmazsa olmazlarımız, hayati öneme sahip. Bunu söylerken bir kez daha altını çizelim. Arılar sadece bal, polen, propolis gibi arı ürünlerini üretmek üzere yok. Onlar aslında bizim gördüğümüz son çıktılar. Öte yandan bitkisel üretimde tozlaşmaya katkıları, ki bu %80-%85'lere varan oranlarda, eğer olmazlarsa, hayatımızdan bir şekilde hiç arzu etmiyoruz, çekilirlerse, gelecekten ve yarından söz etmek, öyle o sürdürülebilirlik kavramından falan söz etmek mümkün olmayacak. Hayattan söz etmek belki de zorlaşacak, mümkün olmayacak. Birçok bitki, birçok gıda hayatımızdan çıkmış olacak. Dolayısıyla onlara sahip çıkmamız gerekiyor, öyle değil mi? Elbette. Ünlü bilim adamı Einstein demiş, eğer arılar yok olursa 4 yıl sonra yaşam ortadan kalkar. Evet, dolayısıyla arıların varlığını sürdürebilmesi için esasında doğanın dengesine baktığımızda biz müdahil olan, müdahale eden taraftayız. Eğer biz müdahale etmezsek bu zincir devam ediyor, bu akış devam ediyor. Ama biz de hayatımızın devamı için, işte hayatımızı planlayabilmek adına bir takım müdahalelerde bulunuyoruz. Bazen bunlar olumsuz olabiliyor, kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Doğanın hafıza kaydı çok sağlam, bizimki gibi değil. Yıllar sonra dahi olsa bugün düştüğü notun cevabını veriyor. Arılarla ilgili işte o müdahil olduğumuz, müdahale ettiğimiz noktada arıcılık önemli bir başlığı oluşturuyor. Arıcılık, pozitif yönden bakmak gerekiyor. Arıların hayatını devam ettirmesi ve bizim için o faydalı olan gıdaları da sunabilmesi adına önemli bir faaliyet. Dünya ve ülkemiz kıyaslamasına baktığımızda önemli bir noktadayız. Artıları eksileri var, bunları detaylandıracağız. Ama girişte siz arıcılığa ilişkin, arıcılık sektörüne ilişkin neler söylersiniz ülkemiz adına? Ülkemizde arıcılık denildiği zaman maalesef çok başıboş bir sektör var. Gerek arıcıları, gerek işte tüketicileri, gerekse bürokrasiyi ilgilendiren sektörümüzün bütün noktalarındaki bu başıboşluğu ortadan kaldırmak, tüketicilerimizin sağlığı, üreticilerimizin ekonomik kazançlarını ve bürokrasinin de ülkemize katkısını sağlayacaktır. Bundan dolayı birlikler var ülkemizde. 2 adet bal üretici birlikleri ve arı yetiştiricileri birlikleri. İki olması soru işareti değil mi? Yok, aslında soru işareti değil. Madem ki sordunuz, hemen evet, cevap verelim. Arıcılık faaliyetlerini gerçekleştirirken kullandığımız bazı ekipmanlar var. Mesela arı kovanı, elbette. İşte içinde kullanılan petekler, bazı modern arıcılık ekipmanları. Evet. Arıcı arkadaşlarımız bunların hepsini, imalatını yapmaya kalkacak olurlarsa arıcılık faaliyetini gerçekleştiremezler. Şimdi ülkemizde bal üretici birlikleri, balla ilgili sıkıntıların ortadan kaldırılması, ulusal ve uluslararası normda üretimin standartizasyonunu sağlamak, aynı zamanda üreticilerin eğitimleri, eksikliklerini giderme adına yapılacak olan faaliyetler gibi konularla ilgilenirler. Arı yetiştirici birlikleri de bu faaliyetleri gerçekleştiren bal üreticilerine ıslah edilmiş bölgesel arı ırklarını tedarik etmek üzere çalışırlar. Farklı iki kanuna göre kurulmuş iki farklı birliktir. Bugün kovan imalatı yaparak çoluğunun çocuğunun rızkını sağlayan, aynı zamanda 35 tane arı kovanıyla bal üretip çoluğunu çocuğunu üniversitede okutan, meslek sahibi yapan üreticilerimiz vardır. Birlikteki arkadaşlarımız, birlik yönetimleri zaten üreticilerin beraberce bir araya geldikleri kuruluşlar olduklarına göre çıkıp da bütün faaliyetlerin hepsini bir birliğe yaptırmak oldukça yanlış olur. Mutlaka. Dolayısıyla kendi alanlarında bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Her farklı ürün için farklı bir birlik kurmak, onların teşkilatlandırılmasını daha güçlü sağlayacaktır. Peki.
tabii ki. Bu da başka bir bakış açısı. Başka bir bakış açısı elbette. Mutlaka bu tür düzenleyici kurumların olması gerekiyor ki sektörün daha profesyonel, potansiyelini daha iyi kullanabilerek devam ettiği, yol aldığı bir boyuta gelmesi için elbette bu tür organizasyonlara ihtiyaç var. Aksi, daha da güçlenmeli hatta. Aksi bir düşünce, o zaman mecliste birçok partiye de gerek yoktur. Zaten çok değil şu anda. Bu da ayrı bir boyut. Peki, arılar açısından, arıcılık açısından baktığımızda dünyayla ülkemiz kıyaslamasında özellikle standart noktasında az önce söylediğiniz standartizasyonun sağlanması dedik. Kalıntı problemini sıklıkla konuşuyoruz. Kovan varlığı açısından ya da üretim açısından baktığımızda iyi bir noktada olmamıza karşın. Ürün kalitesi noktasında neredeyiz, neler söylersiniz dünya ölçeğinden baktığımızda? Şimdi efendim biz arı potansiyeli bakımından dünyada zaman zaman ikinci, zaman zaman yedinci sıraya geliyoruz. Zaman zaman 17. sıraya bal üretimi noktasında, ancak arılı kovan sayısı bakımından Çin'den sonra ikinci sıradayız. Dolayısıyla bu çok yüksek bir rakam. Bu kadar rakam büyük olduğu zaman bir standartizasyon olması gerekiyor elbette. Sosyal canlılar dediğimiz arılar altıgen petekleri kullanıyorlar. Orada öyle enteresan bir hiyerarşi, öyle özel bir yapı var ki en az bal mumunu kullanarak en fazla balı depolayabilen ve aynı zamanda mukavemeti, peteklerin güçlülüğü son derece yüksek oranda oluyor altıgen kullanıldığında. Arı kovanlarının içerisinde bir standartizasyon gerekli. Eğer ki bir milim eksik olursa arılarımız bizim daha fazla oğul verirler ve üreticimiz bal yapamaz. Bir milim çıtalarımız daha geniş olursa bu sefer arılar gelişemez, gene bal olmaz. Arılarda ki bulunan bu altıgen hiyerarşi gibi kovan içerisinde bulunan standart da çok önemli. Şimdi bir sepetin içerisine, bir kara kütük kovanın içerisine oğulun atılmasıyla elde edilen bal 3 kilo 5 kiloysa, modern bir kovanda, standartlara uyumlu yapılmış bir kovanda, işte ülkemizde Tarım Bakanlığı tarafından 16-17 kilogram olarak ortalama belirlense de 200 kilograma kadar bal almak mümkün sezon içerisinde. Evet. Kalıntı problemlerine gelecek olursak, ülkemizde kullanılan ilaçlar, farklı boyutta birçok ilaç kullanılıyor tabii. Bunları da detaylandıracağız program içerisinde. Tabii ki. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi arıcılık sektöründe yetişmiş eleman eksikliği ve bilgi eksikliğidir. Bugün ilçe tarım müdürlüklerinin herhangi bir tanesine gittiğinizde tavukçulukla ilgili, sütçülükle ilgili, sığır yetiştiriciliğiyle ilgili olsun bir kapasite raporu hazırlamak, hemen elinize vermek, hastalıklarla ilgili sorunları ortadan kaldırıcı, bertaraf edici bilgileri almak çok kolaydır. Ama arıcılık sektöründe ne yetişmiş bir eleman bulabilirsiniz ilçe tarımlarda, ne de bu konuyla ilgili çok yetişmiş elemanları bulmak son derece azdır. Sektörün algısıyla alakalı olabilir mi? Yani biraz daha tarımsal üretim içerisinde, bunu tırnak içerisinde söyleyeceğim, yan sektör, destekleyici sektör olarak algıladığımız için olabilir mi ülke politikaları açısından baktığımızda? Ha, biz böyle olduğunu düşünmüyoruz. Yok, arıcılık çok doğru düşünüyorsunuz. Başlı başına bir sektör, fakat algı açısından baktığımızda tarımsal üretim içerisinde sanki yan, destekleyici bir sektörmüş gibi algılanıyor ve dolayısıyla organizasyon şeması içerisinde de evet çok haklısınız. Çünkü üreticilerimiz de aradıkları zaman işte yeteri kadar bilgiye ulaşamadıklarını, teknik bilgiyi, doğru bilgiyi alamadıklarını söylüyorlar. Evet, bu noktada baktığınızda birçok ilçe tarım müdürlüğümüzde de maalesef yetişmiş eleman yok. Maalesef. Bu algıyla alakalı olsa çok gerek. Çok doğru söylüyorsunuz. Ülkemizde arıcılık faaliyetlerini gerçekleştiren birçok işletme aile tipi işletmedir. Tarım sektöründe işte ziraatın yanı sıra evin geçimini sağlamak açısından ya da işte konuya komşuya vermek için veya az bir miktarda satabilmek amacıyla ürün bazında fazla potansiyeli yükseltmeden az oranlarda işletmeler vardır. Ancak ileri boyutlarda büyük işletmeler kurulduğunda da arıcılık anlamında başka sıkıntılar ortaya çıkıyor bu sefer. Çok ufak bir alanda çalışıyorsunuz fakat iş yükü çok fazla. Kovan sayısı arttıkça aile tipi işletmenin de işi çok artıyor. Dolayısıyla verime yansıyor bu. Verim de düşük oluyor.
Bu noktada aslında şu ayrımı artık yapmak gerekiyor. Evet, terminolojik olarak var. Sınırlı uygulamalar olduğunu da biliyoruz. Teknik arıcılıkla, ki bu kavramı doğru ve net içini doldurarak kullanmak gerekiyor. Hobi düzeyindeki arıcılığı biraz ayırmak gerekiyor, öyle değil mi? Hem bakış açısı noktasında hem ekipman ve uygulama noktasında. Doğru söylüyorsunuz. Hobi arıcılık evde birkaç tane arıyla yapılır. Ancak bu eğer ki 3'ün üzerindeyse, 5'in üzerindeyse artık hobicilikten çıkmıştır. Evet. Artık ekonomik bir kazanç olarak, emtia olarak görülüyordur arı kovanları. Ancak bu sefer de bilgi eksikliği ortaya çıkıyor. Donanım eksikliği ortaya çıkıyor. Bilgi alınabilecek kurum eksikliği ortaya çıkıyor. Ve neticede de verim azalışıyla beraber ekonomik kazancın ortaya çıkmaması durumu. Bu noktada katma değeri aslında yüksek bir sektör. Evet, sıkıntılar var, bunları da detaylandıracağız. O işin ekonomisine yansıyan problemler var. Bu ayrı bir boyut. Fakat bundan arındırarak düşündüğümüz zaman katma değeri yüksek bir sektörden bahsediyoruz. Tarımsal üretimde özellikle istihdama yönelik iyi bir alan olabilir. Ama bunun için profesyonel bir bakış açısına, bunun için yasal düzenlemelere ya da işte destekleme politikalarındaki bir takım noktaları gözden geçirmeye ihtiyaç var, öyle değil mi? Aynen öyle. Siz bizim sözcüğümüz gibi her şeyi söylüyorsunuz zaten Asya Hanım. O kadar çok arıcılıkla ilgili program yaptık. İzleyicilerimizin hakikaten çok yoğun ilgisi var. Bu da aslında o sürdürülebilirlik kavramının tarımsal üretimde arıların varlığının algısının yükseldiğini de gösteriyor. Bu anlamda bizleri mutlu ediyor. Doğal olarak biz de bu işin detaylarına kafa yormaya başladık. Daha fazla öğrenmek zorundayız çünkü izleyicilerimizin bu yönde talepleri var. O zaman bu bakış açısının değişmesi gerekiyor. Bir an önce arıcılık sektörünün hak ettiği o bakış açısına ulaşması, o algı düzeyine ulaşması gerekiyor sanırım. Trakya'da bir ayçiçek tarlasından, buğday tarlasından dönümde 300 lira, 250 lira gibi bir rakamla para kazanılabiliyor. Öyle biliyorum ben. Ancak yarım metrekare bir arı kovanından 1000 lira gibi bir rakam kazanmak mümkün. Evet. Bu da tarımsal üretimde birçok noktada yok. Evet. Böyle bir rakam yok. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızın ilgisini çekmeli bu sektör. Çünkü yaşı genellikle 50'nin üzerindeki çiftçilerimiz arıcılık sektörüyle ilgileniyorlar. Türkiye'deki işsizlik sorununa bir çözüm olabildiği gibi kendi kendine dağlarda, bayırlarda ortaya çıkan bu bitkilerden, nektarların, propolislerin, işte polenlerin toplanması ve milli ekonomiye katkı sağlanması mümkün olabilir. Kesinlikle mümkün olacaktır. Biz de zaten bu programları yaparken biraz daha bu bakış açısının kazanılmasını istiyoruz. Peki arıcılığa yeni başlarken, ki çok fazla soru alıyoruz. İşte Asya Hanım, ben arıcılık yapmak istiyorum, ne yapmalıyım diye sorar izleyicilerimiz. Hazır uzmanını bulmuşken, bu kadar bu işe gönül verip mesai harcayan bir insan karşımızdayken arıcılığa yeni başlayacağız. Hobi ile profesyonel arasında da bir bakış açımız var. Neler yapmak gerekir asgari düzeyde? Ben ilk öneri olarak aman eğitim alın, mutlaka öğrenin diyorum ama siz detayda neler söylersiniz? Tabii eğitim son derece önemli. Teorik eğitimin yanında biz pratik eğitimin çok daha gerekli olduğunu söylüyoruz. Bu tip bize eğer eğitimi nereden alacağız diye soran arkadaşlarımız olduğunda mutlaka bir iki tane arı kovanı almak suretiyle ya bahçesinde kendisi başlayacak ya da bir arıcının yanında mutlaka oradaki aktiviteleri görerek onlarla uygulama yaparak bu işe başlamalıdır diyoruz. Çünkü Türkiye'de arıcılık eğitimleri genellikle kış aylarında Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından ve teorik olarak veriliyor. Tabii film izler gibi veya kitap okur gibi bu faaliyetleri yürütmek oldukça zor. Bunun bizzat içerisine girmek lazım. Usta-çırak ilişkisine ihtiyacımız var sanırım, değil mi? Fazlasıyla. İsveç'te bu kanunlarla belirlenmiş. Bir arıcının arıcılık sertifikası alabilmesi için 3 yıl boyunca bir arıcının yanında staj yapması gerekiyor. Belli dönemlerde arılıkta bulunması ve arıcı tarafından onaylandıktan sonra sen artık arıcısın deniliyor. Bizim ülkemizde bir tane arı kovanı aldığınızda, bahçeye koyduğunuzda arıcısınız. Arıcısın. Birkaç da internet sitesi, kitap karıştırdıktan sonra hoca bile olabiliyorsunuz. Maalesef bu da sorunsallardan biriydi.
usta çırak ilişkisini atlamamak gerekiyor. Bu nokta çok çok önemli. Eğer yeni başlayacaksanız, özellikle de hobinin biraz daha üstünde bir bakış açınız varsa, bu işten ekonomik gelir elde etmek istiyorsanız o zaman işler daha da karışıyor, daha tabii da karışıyor, ki. Değil mi? Tabii. Çünkü o zaman artık markalaşma süreci başlıyor. Kovanların yönetme sanatı ortaya çıkıyor. İşçi işveren ilişkileri, vergi hukuku, işte ne bileyim, yol hacerahları, bürokrasi, profesyonel olduğu zaman işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Ama aşılamayacak sorunlar değil. Her birisi aşılabilir. Çünkü gerçekleştiren birçok aracımız bugün ülkemizde mevcut. Aşılamayacak sorunlar yok elbette, fakat arıcılığı konuşurken maalesef en önemli problem olarak, biraz daha işin detayına geçelim istiyorum, genel çerçevenin dışına çıkalım. Varroa paraziti. Arıcılarımızın maalesef aşılamayacak sorun yok, fakat yıllardır mücadele ettiği ve bir türlü de tam anlamıyla aşamadığımız bir problem varroa paraziti. Buna ilişkin neler söylersiniz? Arıcılarımız biliyordur ama bilmeyenler için, yeni başlayanlar için nedir bu varroa paraziti? Mücadelesinde ilaçlar var, neler yapmak gerekiyor? Bilgileri sizden alalım. Şimdi evet, burada varroa ile ilgili bir çözüm ortaya koymak mümkün değil elbette, sizin de dediğiniz gibi. Hep bunlar geçici çözümler. Piyasada birçok varroa ilaçları var. Bu ilaçların bazıları bal mumunda ve balda kalıntı yaratırlar. Her dönem kullanılmaz. İnsan sağlığına da zarar verebilir. Ancak bazı ilaçlar da vardır ki bal döneminde bile kullanabilirsiniz. Bu sefer de hava sıcaklıklarından dolayı arılar bunların kokularından rahatsız oluyorlar. Ve dolayısıyla her daim kullanılamıyor. Ancak şöyle bir önerim olacak. Belki de arıcı arkadaşlar daha önceden de pek karşılaşmadıkları bir bakış açısıyla konuya yaklaşabilirler. Varroa ile savaşan arılar var. Evet. Çok enteresan. Birçok arı kovanı var ise arılığımızda, ilaçlama yapıldıktan sonra bir kontrol yapılarak en az varroa olan kovanın ana arısıyla ya da o kovanın içerisindeki yumurtalardan yeni ana arılar yetiştirmek suretiyle her arıcı kendi arılığında ıslah yapabilir. Evet. Bu ıslahın sonucunda belli bir sene sonra, belli bir süre sonra artık varroa ile kendi kendine savaşan, sırtından arkadaşının varroa'yı alıp dışarıya atan arılarla çalışmak mümkün olabilir. Bu Türkiye arıcılığında aslında bir dönüm noktası haline döner. Neden? Çünkü artık kimyasal ilaç kullanmadan organik bir arıcılık yapmak mümkün olabilir. Bizim bir Namık Kemal Üniversitesi'nde hocamız var. Devrim Oskay. Kendisi yardımcı doçent doktor. Amerika'da bu konuyla ilgili ihtisasını yaptı ve ülkemize geldi. Şimdi öğrenciler yetiştiriyor yeni. Kendisi ıslah konusuyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Ondan aldığımız bilgilere göre her arıcı kendi arılığında bu ıslah çalışmasını sadece varroa ile ilgili değil, bal tutma kapasitesi, oğul verme eğilimi, hijyenik arı yetiştirme noktasında da yapabilir. Ve netice itibariyle artık arılığında çok fazla bal yapan, sakin, hastalıklara karşı dayanıklı ve varroa'ya karşı dirençli yeni bir ırk yetiştirebilir. Siz de arılığınıza yapabilirsiniz. Ve o arının ırkında Asiye ırkı diye isim verebilirsiniz. Nitelendirebiliyoruz. Evet. Abi, çok güzel, bu hoş. Zaten arıcılığa başlayacağım bu gidişte. Telefonumuz var, hemen ona dönelim. Mustafa Bey, merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Yalçın hocama da günaydın, günaydın diyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Arıcılıkla uğraşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, şu anda arının yanındayım, yani isterseniz arının sesini bile dinletebilirim. Harika, dinlemek isteriz. Arıların yanındasınız, çok güzel. Evet. Bizimle arıcılığa ilişkin neler paylaşırsınız? Kaç yıldır uğraşıyorsunuz? Ben 9 yıldır, daha yeniyim ama 9 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Direksiyon hocalığını bıraktım, arıcılığa başladım. Neyi bıraktınız? Direksiyon öğretmenliğini. Çok güzel. Direksiyon hocalığını bıraktınız, bu kez evet, arıcılık yapıyorsunuz. Evet, Yalçın hocama bir sorum olacak benim. Buyurunuz. Evet.
arıyı çoğaltmak için bölüp de bir çoğaltmak daha randımanlı, yoksa doğal yoldan arıyı oğul verdirip de mi çoğaltmak daha mantıklı, iyi, hangisi daha iyi, hangisinden daha iyi verim alabiliriz? Peki, başka sorunuz var mı Mustafa Bey? Yok efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum. Yalçın hocama da. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Güzel bir gün diliyoruz biz de. Teşekkür ederiz. Evet. Aslında aracı arkadaşımız güzel bir noktaya değindi. Evet. Ticari olarak aracılık yapmak isteyen aracı arkadaşlarımız artık bundan daha fazla bal üretmek, daha fazla polen üretmek, arı ürünlerini üretip ekonomik kazanç sağlamak adına arı kovanlarını çoğaltmak isterler. Bunun birkaç yöntemi var. Eğer arılıklarda arı oğullarını arı döneminde, oğul döneminde bekleyerek arı sayısını artırmak isterlerse birçok kayıp var burada. Evet. Ama istedikleri zaman, istedikleri saatte ellerinde hazır ana arı bulundurmak suretiyle kovanın içerisinden belli bir grup arıyı alarak oraya bir de ana arı vermek suretiyle yeni bölmeler yapılır. Evet. Biz buna bölme diyoruz. Bu şekilde arıları sayısını artırmak, çoğaltmak tabii son derece daha ekonomik, daha kazançlı. Daha kazançlı. Neden diye sormamız lazım. Bu noktadan burada devam edelim. O neden kısmını aradan sonra konuşalım. Tamam. Değerli izleyicilerimiz, sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Arıcılıkla ilgili söyleşimiz devam edecek. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar buluşmak üzere. Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Tarımın Nabzına, Tarım Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün arıcılığı konuşuyoruz. Arıcılığa ilişkin sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Stüdyo konuğumuz Sayın Yalçın Sezer, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Sezer, araya gitmeden önce bir düzeltme yapmak tabii istiyorum. Buyurun. Ben Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Özür dileriz. Evet. Hemen düzeltelim. İstanbul Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Hemen düzelttik. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Onur Çilenk. Onur Bey'le zaten programda yaptık. Evet, orayı hemen düzeltelim. Araya gitmeden önce Mustafa Bey arı çoğaltma ile ilgili soru sormuştu. Bölme yönteminin faydalı olacağını, daha ekonomik olduğunu söylediniz. Neden diye siz bir soru sordunuz, virgül koyduk. Buyurunuz, devam edelim. Şimdi Asya Hanım, kovanın içerisinde ana arı yaşlandığında ya da artık kovanın içerisine sığamadıklarında, kovanın içerisinde bulunan arı mevcudu mum ve arı sütü üretir. Fakat bunları kullanabilecekleri yer bulamazlar. İşte bu zamanlarda arılardan belli bir grup dışarıya çıkar ve biz buna oğul deriz. Oğul dışarıya çıkarken ilk oğul kovanın içerisinde bulunan ana arıyla beraber çıkar. İkinci oğullarda yumurtalardan yapılır. Evet. Fakat kovanın içerisinde her yaştan yumurta vardır. Ve bu yumurtaların da ana arı yetiştirilmesi için en uygun olanı 4 günlük yumurtadır. Hadi 5 günlük yumurta da olabilir. Biz bunlara 1 günlük, 2 günlük larva diyoruz. Yumurtalar 3 günlüktür. 1, 2, 3. gün yumurta çatlar. 4. ve 5. günü larva olur. İlk 3 gün boyunca larvalar arı sütüyle beslenir. Ana arı olacak olan bir larva ömrü boyunca birey olduğunda da arı sütüyle beslenir. Ama 6, 7, 8 günlük larvalar arı sütünden başka polen ve bal ile de beslenir. Dolayısıyla ana arı yetiştirilecek olan larvanın yumurtalıklarının bir kısmı körelir. Dolayısıyla artık vasıflı bir ana arı olması beklenemez. Doğal oğul yöntemiyle oğul beklediğimizde ana arının artık 3 günlük mü, 5 günlük mü, 7 günlük larvadan mı olduğunu
kimse bilemez. Takip etmek mümkün. Hal böyle olunca orada bir risk vardır. Ana arıları kovanlar kim? İşte koloni belli bir süre neslini devam ettirmek için kabul eder. Hatta bir yıl onu yaşatır. Ama ertesi yıl bal üretimiyle ilgili faaliyetler başlayacağı zaman yakın bir dönemde ana arıyı kesmek suretiyle öldürürler. Arıcı da ana arı değişikliği var zanneder. Fakat o vasıfsız bir anadır. Ona belli bir süre yaşam hakkı verilmiştir. İşte arıcılar bunu bilirlerse doğru ana arıyı doğru yöntemlerle kendileri yetiştirirler. Ve az önce bahsetmiş olduğumuz gibi ıslah yöntemlerini kullandıklarında hangi ırktan, hangi özelliklere haiz olan bir ana arı olduğunu bilirler. Ve netice itibariyle de verimleri çok artar. Çok artar. Önemli bir nokta. Şimdi Mustafa kritik Bey'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok değerli bir soru sordu. Evet. Ve diğer arıcı arkadaşlarımızın da bunu öğrenmelerine vesile oldu. Vesile oldu kesinlikle. Bu çok, çok özel bir bilgidir. Mutlaka. Ve birçok arıcı tarafından da çok fazla bilinmez. Oğul verilmesi güzel bir şeymiş gibi düşünülür. Oysa ki kalitesiz arıcılığın gerçekleşmesi oğul beklemek suretiyle gerçekleştirilir. Evet, oradaki kayıplar önemli. Dolayısıyla oğul beklemeyeceğiz. Beklemeyeceğiz. Ana arımızı yetiştireceğiz. İstediğimiz ırktan, istediğimiz özelliklerde, kriterlerde ve elde ettiğimiz döllenmiş ana arıyla bölme suretiyle kovanlarımızı istediğimiz zaman böleceğiz. Bunun bir avantajı daha var. Az önce de bahsetmiştik programın başında. Arıcılar bu işi genellikle bir tarımın içinde ek iş olarak yapıyorlar. Tarlada, bağda, bahçede çalışırken arı oğul verebilir. Arıcı bunu göremez ve kaçabilir oğul. Nereye gitti de belli olmaz. Ama bölme usulüyle yaptığı zaman işte kovanını incelediği bir gün, istediği saatte, istediği zamanda bölmesini yapar, arısını çoğaltır. Zaten arıcılık da budur. Daha iyi de arıcılık nedir? Çok klasik bir sorudur ama arıcılık işte budur. Evet. Doğru zamanda doğru işi yapabilmek ve arıları yönlendirme sanatıdır. Ve hedef doğrultusunda bunu yapabilmek. Telefonumuz var, devam edeceğiz. Alo. Efendim, hayırlı günler. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olasın. Buyurunuz, sorunuzu alalım. Ben Sivas Suşehir'inden Azimet Kutlu. Buyurunuz Azimet Bey. Benim şimdi şöyle bir sorum var. Birincisi ana arı konusunda. Evet. Ana arı alıyoruz. Sivas'tan gidip mesela ana arıya tutuyoruz ama bunlar hangi randevu mu, değil mi, iyi mi, kötü mü bunu bilmiyorum. Ana mı ana ya. Yani. Evet. Bu konuda bize bir yardım bulabilir misiniz? Bir. Peki. İkincisi biz hani memleket olarak yani bilmiyorum. Ben Sivas'ın köyde değil 1700-2000 rakamın üzerinde arıcılık yapıyorum. 1980'den beri. Evet. Ben bizim köyümüzde, çevremizde hiç ekili alan şudur budur yok yani. Hiçbir fenli bir şey yok. Hep sünni ne olursa olsun kendine. Balımızı çıkarıyoruz. Az çok şeker vermeden. Bu yaylanın balları, Köse Dağı'nın ben zirvesine 4 kilometre benim köyüm zirvesine en kral yerlerdeyim arının. Evet. Arının bal ve çiçek aldığı yerler. Şimdi biz bu balımızı değerlendirip satamıyoruz. Niye dersen şehire gidiyor adam diyor ki 10 lira 15 lira bal diyor. Şekerli mi şekerli bu adam satıyor. Sen 30 lira dediğin zaman 40 lira dediğin zaman bu balı satabilirsin. Evet. Bizim karakovanlarımız var mesela. Sadece Halif karakovan. 50 bin lira dediğin zaman adam diyor ki 20 bin lira şurada da bal var. Gider onu alıyor. Biz bu balımızı değerlendiriyoruz. Ne yapmak lazım? Peki. Başka sorunuz var mı? Başka sorun tabii ki var. Bu arıcılık konusunda böyle hani Tarım Bakanlığı'ndan veya Tarım İl'den bizim ziraat mühendislerimiz var herhalde arıcılıklar. Hiçbir gün gelip ufak bir denetleme yapmıyorlar. Nasıl olur? Peki. Ne gibi bir faydalanabiliriz? Peki. Bilgilendireceğiz sizi. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızı cevaplandıracağız. Biz de teşekkür ederim. Hocama ve size çok selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Bizden de selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Evet. Önemli
sorular, önemli başlıklar. Ana arıyla başlayalım isterseniz. Azimet Bey zaten özümsemiş arıcılığı. Kesinlikle. Hangi sorunlar var? 80'den bu yana yapıyor. Son derece bilgi sahibi, o altyapı var belli. Bütün arıcılığın sorunlarını bir çırpıda sayıverdi. Kesinlikle. Ana arı gerçekten ırkı itibariyle, bölgeye uyum itibariyle verimi yükseltici çok önemli bir nüans arı kovanında. Sağlıklı bir ana arı yetiştirebilmek için az önce de bahsettik. En az 4 günlük yumurta, 5 günlük yumurtadan ana arılar yetiştirilmeli. Bu yani 1 günlük ve 2 günlük larva olmuş oluyor. Aynı zamanda güvenmiyor isek işletmelere kendi arılığımızda kendi ana arılarımızı yetiştireceğiz. Arılığımızda bulunan verimi en yüksek olan kovanlardan ana arıları kendimiz yetiştireceğiz. Ve böylece ana arı sorununu ortadan kaldırmak mümkün olacak. Bal ile ilgili, satışı ile ilgili bir sorunumuz var. Türkiye'de maalesef elimizde öyle büyük bir hazine var ki bu hazineyi ortadan kaldıran da gene bizleriz. Maalesef. Şimdi tarım teşkilatları ve bu konuyla ilgili birlikler, dernekler, kooperatifler kuruluyor. Fakat birliktelik mantığı maalesef ülkemizde çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Şimdi herkes şunu söylüyor. Üretmek kolay. Çünkü floramız çok zengin. Arı yetiştiriciliği noktasında herkes son derece başarılı, bilgili. Hiçbir şey yapmasanız evinizin bahçesinde bulunan arı kovanı kendi kendine bal yapıyor. Dolayısıyla üretmek ülkemizde fazla zor değil balı. Hatta kaliteli de üretmek son derece mümkün. Ancak bunu pazarlamak ve pazarın içerisinde yüksek fiyatlardan nemalanmak zor. Bunu gerçekleştirebilmek için bir marka oluşturmak gerekiyor. Yani bakıyoruz ülkemizde sağlam temellere oturmuş olan ve artık şu markayı alıyorum dediğinizde bir güven oluşturulmuş. İşte köydeki Mehmet amcamız, Ahmet amcamız ya da Zehra teyzemiz kendisini bir güven mantığıyla markalaştırmak zorunda. Marka olmazsa bu iş olmaz. Olmaz. Maalesef. Bu da önemli problemlerden biri hiç kuşkusuz. Hasan Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz sorunuzu alalım. Şimdi abla ben biraz arama hobiciyim. Evet. Bu arada bazı sorunlar oluyor. Sonra bir de yavrularında bir ölme oluyor. Bu devrede geçiyor. Bir de biz şundan şikayetçiyiz. Televizyona çıkıyor bir vatandaş arkadaş. Klekör olan balı vatandaşa sunuyor. Sunduğu zaman da bizim ürettiğimiz hakiki ballar fiyatçada düşük oluyor. Düşük olma nedeniyle biz bundan zarar ediyoruz. Kovanın bir tanesini 100-150 bin liraya alıyoruz. Arının kitasını 20-30 bin liraya alıyoruz. Şimdi burada biz çok zararlıyız ama ben hobiciyim. Benim bir 20-30 kadar arım var. Bununla uğraşıyorum. Bunu bildirmek istedim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkürler Hasan Bey. Önemli problem. Hasan Bey de diyor tabii bizim girdilerimiz çok pahalı. Çok ama haklı. Çıktılarımız ucuz. Ve sahte bal konusu. Demin Azimet Bey de söyledi. Evet. Peki ne yapacağız? Yani bu kadar balı üretiyoruz, kaliteli de üretiyoruz, katkımız da yok. Ama zorluklar çekiyoruz. Bakın ne yapılabilir? Bir başkasından bizi bu kurtarın diye yalvarmak yerine çözümü bölgemizde bulunan birliklerimize destek vermemiz lazım. Ben şimdi burada bir örnek vermek istiyorum. Benim başkan arkadaşlarımdan bir tanesi Konya Sedişehir'de toptancılar balın kilosuna 150 lira 200 lira verirken pardon tenekesine benim yani 25 kilo 30 kilo bala 200 lira para veriyorlar. Benim başkanım 600 liraya bal alıyor tenekesine. Nasıl yapıyor bunu? Üretici arkadaşlarıyla bir araya gelmişler. İşte 200 liraya verip 10 liraya satacaklarına 20 liraya satıyorlar, 30 liraya satıyorlar, 5 lirasını birliğe veriyorlar. Koordinasyonlu bir çalışma var. Şimdi 50 tane, 100 tane üye bir araya gelerek bölgesindeki, gurbetteki hemşeresine o balı satabilir. Tabii.
Mutlaka. Ama bu birliktelikleri sağlayacak olan bizleriz. Yani Azimet Bey, Hasan Bey, bunlar bir araya gelecekler, kendi birliklerine sahip çıkacaklar. Yani 50 liraya balı satmak, 100 liraya balı satmak mümkündür ama bir kişiye satarsınız, iki kişiye satarsınız. Siz sürdürülebilir bir para kazancı sağlayabilmek için olurunu vereceksiniz. Çok da ezilmeyeceksiniz ama birlikte hareket edeceksiniz. Bölgenizdeki kaymakam, belediye başkanı, işte işletmelere, tarımsal bir takım kooperatiflere, derneklere, birliklere destekler veriyorlar. Tek başınıza gittiğinizde başarılı olamazsınız. Ama çıkıp da ben tek başıma bu işi yapacağım dersen sıkıntı olur. Bir başkasından da yardım dilememek için bir arada çalışmanın mecburiyeti var. Bir araya gelmek durumundalar. Diğer sorusu Hasan Bey'in yavru ölümü. Yavru ölümü. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili önemli bir sorunumuz var. Evet. Mesela petek kullanıyoruz biz, suni petekler. Petek çerçeveleri içerisinde kullanılan peteklerin 120 santigrat derecede bir atmosfer basınç altında hijyenik hale getirilmesi lazım. Benim çok rastladığım bir cümle vardır. Der ki falanca firmadan aldım, koydum peteğin içerisine, kovanın içerisine. Bir de feşvakanca firmadan aldım, onu da koydum. Arı bunu atladı, ötekisinin üzerine geçti, orada faaliyetlerine başladı. Şimdi aslında burada çok önemli bir nüans var. Oradaki atlama ve diğeri üzerinde yoğunlaşma çok özel bir nedenden ötürü. Şundan, arı kovanlarının içerisinde bakteri kesinlikle olmaz. Arılar orayı hijyenik hale getirirler. Şimdi merdiven altı imalatlarla üretilmiş olan peteklerde kim bilir hangi bakteriler, hangi mikroorganizmalar var. Şimdi üreticimiz haklı olarak pahalı bütün malzemeler. Bu pahalı ürünleri almak yerine işte daha Anadolu'nun ücra noktasında imal edilmiş, bizim köyde üretilen petek var. Çok da ucuz. Sana da tavsiye ederim. İşte petek atlıyor öteki peteği, bizim peteği kabartıyor gibi bir bakış açısıyla alıyorlar o ucuz petekleri. Bunların içerisinde mikrop kaynıyor. Bir başka yanlış bir uygulama. Arı o peteği tabii ki hijyenik hale getirmek için onun üzerinde çalışıyor. Bir başka önemli nüans. Arı beslemesinde bal döneminin öncesinde şeker şurupları kullanılıyor. Belli bir miktarda. Bu şeker şurupları fabrikaların atık şekerleri kullanılmak suretiyle yapılıyor. Şimdi fabrikaların atık şekerleri işte kesme şeker yapılırken ayak altlarında bulunan kristalizasyon ufak taneler Artık şeklinde çıkıyor. Süpürgeyle süpürülüyor. Bunun içerisinde aklınıza gelebilecek en vahim pislik bulunuyor. Dolayısıyla bu mikrop yuvası kovanların içerisine şurup diye verilirse o zaman yavru hastalıkları elbette meydana gelebilir. Ve kalite önemli. Çok çok önemli. İşte aldığımız arı besinlerini kullandığımız kekler var. Onları da konuşacağız. Keklerde de aynı şekilde o şekerler kullanılabiliyor. O yüzden arıcılıkta kullanılan arı besinlerinin son derece hijyenik olması gerekiyor. Hijyenik ve sağlıklı olması gerekiyor. Peki. Sezai Bey merhaba. Merhabalar Asiye Hanım. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Sivas'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Su şehrinin ardından bu kez Gürün'e gidiyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Asiye Hanım, Yalçın Bey'den bir sorum olacak. Polende, bal olan çıtada polen olduğundan polende kurtlanma oluyor. Bunun nedenini soracağım. Az önce bir şeker konusuna değindi. Fabrikalarda toz şekerlerin, kırıntı şekerlerin. Hocamın bu görüşüne de katılıyorum. Ben de buna şahidim. Bazı gemilerde de dökülen şekerleri toplayıp dolduruyorlar. Bunları arıcılara verelim. Arıcıları verince arılar çöplük değil ki. İnsanın hassasiyetinden daha bir önemli bir yaratıktır. Evet. Arılara öyle kırıntı şeker vereyim, dökülme şeker vereyim, mikroplu şeker, toz topraklı. Biz kendimize nasıl ki organik yapıyorsak verdiğimiz arıya da daha önemlisini vermemiz gerekir. Mutlaka. Peki bunda Yalçın Bey'e benim teşekkürüm var. Çok zaman programını da katılıyorum, izliyorum da. Evet. Bu polende güvenilmenin nedenini öğrenmek istiyorum hocamdan. Bir de güz ayında bu sene başıma
başımdan geçti. Evet. Arıda hiçbir zaman için serpme olmadı. En fazla bir yaşlı ana arı olduğu halde şekeri, keki verdiğim halde şurubu serpme yapmadı. Bu serpme olmadığından da kış yiyeceğine hariçten çıta aldım. Boyduysam defa yemedi. Birkaç tane arım geçti. Bunun açlıktan geçtiğini ben tahmin ediyorum. Acaba bu serpmeyi neden yapmadı? Niye yapmadı acaba? Bu kafama büyük bir soru işareti. Bunu öğrenmek istiyorum. Peki. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Zahi Bey, kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Sezai Bey'in sorularını cevaplandıracağız ama öncesinde bir araya gidelim. Değerli izleyicilerimiz, sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Kısa bir ara, aranın ardından programımız devam edecek.